Aytuncuğum, bu çelişkilerini bana bir açıklar mısın? Dengesizsin. Bana burada gelmiş eseri övüyordun. Evlenilebilecek bir adam övüyordun. Mutlu olursun. Ben şimdi de kararmış burada. Evet, hitap etme şekline bak. Sen dengesizsin. Bana Ayça güvenme diyorlar. Doğruymuş. Kanıtladın için teşekkür ederim. Eser olmanız isteyen ben doğruyum. Benimle de bir... Kendinle çelişiyorsun. Seninle problemim yok. Kendi söylediğinle çelişiyorsun. Bu evde hiç olmadı. Bu evde hiç olmadı. Sadece Tankut bir şey söyledi. Biz ona tepki gösteriyoruz. İki kere yaptım bak bugün. Tankut orada bir şey söylüyor, sen bize tepki gösteriyorsun. Biz ona tepki gösteriyoruz. Sen niye karışıyorsun? Ama ben Mehtap'a konuşuyorum, sen cevap veriyorsun. Ama çünkü onu korumak için, anladın mı? Yani Eser'e diyor, Eser'le alakalı yorumumu yapıyorum. Sen diyorsun ki ama sen... Anladın mı? Hemen bir savunmaya geçiyorsun benimle alakalı. Niye böyle ya? Ben hiçbir zaman sana bunu yapmadım. Seninle alakalı diyordum. Mehtap'la alakalı. Onu sadece savundum. Ama bırak, Mehtap'la bizim aramızda. Anladın mı? İşte dengesiz. Olmuyor ya. Yani ve bu yalan değil. Bunu sen de biliyorsun Ayça. Tankut diyordu, şimdi Murat'a döndü yani. Anladın mı? Ama o Murat'a döndü çünkü Murat'la olacaktı zaten. Ay, Tankut da bildiğin sizinle alay ediyor yani. Bir artık birinizden biriniz de olsun. Serhan'a Murat'a 2 etti. Tankut bildiğin sizinle alay ediyor. Sana bana 4 etti, bir de duydu 5. Yok, öyle değil. Anlayacaksınız zamanla. Tankut alay edecek bir adam değil kıza. Ya böyle hareketler yapıyor. Kavga ederken, oynar ederken. O ne ya öyle? O da Emre'yle kavga ederken ben oynayacağım. Kavga ederken. Aynen öyle. Ondan sonra avukatlık yapıyor, şey yapıyor. Bu nedir ya? Değişmiş Tankut'ta. Tankut gerçekten değişti. Benim sevdiğim Tankut değil artık o. Aa. Ne? Biz niye gitmiyoruz ya? Ne? Ne dedin? Nakit güzel olmuş. Tamam. Anneciğim. İyi şanslar burada. Ya ben bunu niye yapamıyorum? Sağ ol. Erdem ve Eser hariç tüm damat adayları gelinler evine. Tam tahmin etmişim. Az önce tahmin etmiştim. O topa ben girdim bir kere. Bari biriniz üzerinize bir şey giyin de renkleriniz değişsin. Benim rengim belli ya. Renk değiştiren kişiler gelecek buraya. Daha doğrusu kişi. Bol şans. Hey. Niye kime güle güle diyoruz? Kime güle güle diyoruz? Hiç boşuna yalvarma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ay. Ay, ne haber? Merhaba. Ya, Ayça, yavaş. Kıcak tutuyorum. İyidir, sen nasılsın? Merhabalar. Hoş geldin. Dokunmayın. Merakla bekliyorum. Neyi? Neler yaşadınız şu an? Şu an yani hiç. Bir şeyler yaşanmasına sen izin verirsen yaşanır ama izin vermezsen. Sen ne yaşamak istiyorsun şimdi? Sen yani okey, şu an bir taktik, bir şey yapmamız lazım yani böyle rastgele. Bir taktik yapmaya gerek yok. Taktik değil yani, bir şey konuşalım. Sen kimle Eser, konuşmak istiyorsun, neyi konuşmak bak, istiyorsun? Bak, sana net bir şey söyleyeceğim. Ben şurada, yani sana söyleyeceğim tek bir şey var. Kendini üzme, tamam mı? Ciddi söylüyorum, yani üzülmeye yakışan bir adam değilsin. Üzülmeni istemiyorum. Kendini üzme yani. Üzmesine izin verme. Kimin? Çünkü ben Cansel'in samimiyetine inanmıyorum abi. İnanmıyorum. Bak, bir şeyler hissettiğini zannedebilir ama bunlar gerçek hisleri değil. Umarım yanılırım. Umarım yanılırım ve mutlu olursunuz. Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Ama Cansel'i Allah'a havale ediyorum. Allah şimdi, onun da iyiliğini versin. Başka bir şey söylemiyorum. Cümlemizin. Ama şunu söylemek, şimdi şunu çözmek istiyorum. Sen şimdi Cansel gelecek. Cansel'le konuşmak istiyor musun? Cansel'e söyleyeceğim tek şey, şu an sana söylediğim tek şey yani. Erdem, çok teşekkür ediyorum. Çok samimice yaklaştın. Ama ben Cansel'in hislerinden eminim. Ve bunu zaman gösterecektir. Beni üzeceğini sanmıyorum. Bunu da herkes görecek. Merhaba. Kızardın belli olmuşsun diye. Selam. Hoş ne yapıyorsun? Sağ ol sen. Ben de iyiyim. Port merhaba Erdem. Tabii. Bence de. İki kelime söyleyeceğim sana. İki cümle kuracağım. Nasıl bir çocuğum? Yok, çıkmanıza gerek yok. Müsaadenizle hızlı olmanız lazım. Zaten benim de Eser'le konuşmam gereken bir şey var. Ben senin samimiyetine inanmıyorum. Eğer... Konuşabilir miyiz biraz? Yok, ben fazla konuşmak istemiyorum seninle. Sen bilirsin, çünkü ben konuşmamız gerektiğini düşünüyorum yok, seninle. Yok, öyle bir dünya yok çünkü...
oturur musun? Samimiyetine inanmadığım bir insanla ben fazla konuşmak istemiyorum. Şu an zaten Eser'e söz verdiğim için bir iki kelime söyleyeceğim. Bak, ben sana bir şey diyebilir miyim? Bak. De Cansel. Hı. Gördüğün gibi herkes söylediğini yiyebilir. Senin de demek ki bir hislerin var ki şu an söylediğin kelimeleri yiyorsun. Hı. Ve ben seninle konuşmaya çalıştığımda hemen sinirleniyorsun ve sinirlenince alaycı bir tavır görünüyor sana. Ne yapayım, anladın bağırayım, çağırayım mı? Hayır, bağır çağır istemiyorum. Ben seninle düzgünce konuşmak istiyorum. Kalbini kırmadan ya da seni sinirlendirmeden. Ama bu konuda bana pek imkan vermiyorsun. Cansel, senin iki hafta gibi bir süren vardı bunun için. Sen şaka mı yapıyorsun? Ne iki hafta gibi bir süre? İki hafta gibi, bir buçuk hafta gibi bir süren vardı. Dinle. Bak bugün çay... Düşünmeyi peki, seçtim. O zaman konuş. Düşünmeyi seçtim ama geri çekilip düşünemedim. Çünkü Serhan da bana bunu söyledi. Bu süre uzadıkça sen de yıpranıyorsun, Eser de yıpranıyor, ben de yıpranıyorum. Anladın mı? Ve seninle konuşmaya çalıştım. Bir türlü birleşemedik. Konuşmaya çalıştığımda da bana herkes oradaydı ve herkesten bir fikir çıkıyordu. Herkesten, her kafadan bir ses çıkıyordu. Seninle doğru düzgün konuşamadık. Bu anı bekledim. Şu anda sen samimiyetine inanmıyorum diyorsun. Evet, bu anı ben çünkü sana şu an samimiyim. Anladın bu mı? Bu anı geçireceğin kişi ben değilim. Doğru tahmin ettiğin kişiye geçireceksin. Onunla geçireceğim. Onun öncesinde sadece iki kelime konuşmak istedim. Bu kadar. Tamam. Ve ben senin samimiyetine gerçekten inanmıyorum. Çünkü ben geçen hafta finalden şu zamana kadar her bölümü izledim. Ben sana konuşma dediğimde içeriye gidip neler konuştuğunu da dinledim. Evet. Nasıl tepkiler verdiğini de dinledim. Sen bunları bile bile bana hiçbir şekilde geriye dönüp Erdem, ben Eser'e karşı bir şeyler hissediyormuşum. Bunu fark ettim. Bak bunu bana cumartesi günü değil, pazartesi günü böyle bir şey çıktı. Eser çünkü geldiğinde biz tekrardan görüşmedik. Ama pazartesi günü ben seninle konuştuğumda sen gelip bana diyebilirdin ki Erdem, Eser'e karşı hissettiğim bazı şeyler varmış. Ben bunu Eser gelince daha iyi fark ettim veya ben bunu fark ettim. Veya hiçbir şey söyleme. Erdem, ben sana karşı bir şey hissetmiyorum. Eser'le konuşmak istiyorum. Eser'le görüşmek istiyorum de. Erdem bak. Şapka çıkartırım dedim Cansel. Ben bitireyim, ben seni dinledim tamam. Lütfen. Sonra şapka çıkartırım dedim. Evet. Saygı duyarım dedim. Ve mutluluklar dilerim dedim. Ama sen bir yandan beni alacaksın. Bir yandan Eser'i alacaksın. Eser sana ters tepki verir mi diyor. Onu tartacaksın. Beni garantiye alacaksın. Öyle bir dünya yok. Ben öyle bir şey yapmaya çalışmadım. Benim hayatımdan çıktığına böyle o kadar mutlu oldum ki. Tamam, sen mutlu olduysan sorun yok. Ama kendini bu şekilde şartlama. Benim şartlama amacım mı? O değildi. Cansel, ya ben senin amacını misin? Görüyorum. Ya ben daha konuşacaklarımı bitirmedim. Ve sen yine bitirmedim. Konuşmaya başladın ve saygımdan dolayı sana sustum. Artık dinle beni. Yeter. Çünkü ben seni kırmak veya kızdırmak istemiyorum. Tamam, ama şunu bil. Seni. Şunu bil. Bu adamı üzersen, bu adam eğer yıkılırsa karşımda duvar ya gibi çıkarım. Birincisi bu. Evet. İkincisi dediğim gibi ben onun sana karşı hissettiklerini görebiliyorum ama senin ona karşı hissettiğin şeyi göremiyorum. Çünkü nasıl bana yaptığın şeyler varsa ona da aynısını yapmandan korkuyorum. Ve Eser senin kadar böyle dik durabilecek bir çocuk değil o konuda. Çünkü hisleriyle yaklaşıyor sana. Samimiyetle yaklaşıyor. Sen de o yok. Cansel, Cansel, Cansel. Nokta, nokta, nokta. Hiçbir anlamı yok, hiçbir ifadesi yok. Umarım bana yaşattıklarını Eser'e yaşatmazsın. Tek sözüm bu, son sözüm de bu. Eğer ki anlatabiliyor ben hislerimle yaklaşmasam, Eser'i bazı şeyleri bu kadar eleştiri Eser'e almayı göze almam, anladın mı? Vay arkadaş, ben de Cansel'in hislerini görebiliyorum. Eser'e diyorum ki mutluluklar diliyorum Eser'e. Az önce onu söyledim. Ve sana da Allah iyiliğini versin diyorum. Ya of. Siz burada takılın. İnanmıyorum. Anlıyorsun değil mi şimdi? Konuşuyorduk gerçekten. Ya. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü sen de konuşmak bilmiyor. 12 saat olacak. Konuşursun sonra tekrar. Emin misin? Eminim. İnan, bence konuşmamız gerekiyor. Bence inan konuşulacak bir şey yok bence artık. Konuşulacak bir şey yok mu? Gerçi doğru, Erdem'le bir şey konuşamıyorum. Benim konuşmama bile izin vermiyor. Onu gördüğünden zaten yaptım. Bak öncelikle şu Ayça konusunda konuşmak isterim ben senin. Ayça gelip bana ne dedi biliyor musun? Önce dedi ki, ay dedi Erdem mi dedi, Eser mi dedi, Erdem Bursa dedi, işte Eser Bali dedi. Yani Eser gibi bir insanla mı hayat geçer, Erdem gibi bir insanla mı geçer? Eser çok yakışıklı, Eser süper, hep mutlu eder seni, sürekli romantiklikler yapar, bilmem ne, o, bu, şu. Bu kız kendiyle çok çelişiyor. Zaten ekran kapandıktan sonra ben onun kendisine de söyledim, sen dengesizsin diye. Gerçekten dengesiz.
takmamakla çok iyi yaptın ama lütfen işte ben senin için biliyorum ediyorum falan filan. Bu şekilde iyi niyetle yaklaşma insana, o insana. Sana iyi niyetle yaklaşmıyor, bana da iyi niyetle yaklaşmıyor. Beni, seni bana övüyor, övüyor hem de deli gibi övüyor. Nasıl övgüler böyle? Ondan sonra birdenbire o ortamda daha değişik kelimeler sarf ediyor. Anladın mı? Bu doğru değil. Doğru yani, bir yaklaşım değil. Sana doğru yaklaşmayan insana senin de doğru yaklaşmana hiçbir şekilde gerek yok. Ben bunları bilmiyorum Cansel. Ben bunları yani biri görmüyorum. Yani o yüzden böyle bir şey duyduğumda... Ben senin bu kadar iyi niyetli olmanı istemiyorum açıkçası. Benim iyi niyetim insanlara. Ben içimde ne olduğunu biliyorum. Ben neyin ne olduğunu biliyorum. Senin içinde ne olduğunu ben de biliyorum. Bak Emre niye orada birden Ayça'nın lafına girdi biliyor musun? Girmemesi gerekiyordu. Niye girdi? Ayça çünkü kendini savunamayacaktı orada. Savunamayacağı bir durum olduğu için orada bastırarak konuştu. Sesini bastırarak, yükselterek konuştu zaten. Emre de nasıl kurtaracağım diye şaşırdı Ayça'yı. O yüzden böyle bir şey söyledi. Beni bu 12 kişi ne konuşmuş, ne demiş inan yani hiç ilgilendirmiyor. Hani bu ne demiş, o bunu demiş, şunu olacak. Yani bu yarışmadayız illaki birbirinin arkasından konuşacak. O yüzden ben bunlara kulak asmayacağım. Hani hele şimdi, hele bu saatten sonra. Yani çünkü bu saatten sonra, yani bak bunu, okay, böyle bir bubble düşün. Protective bir bubble. O bubble'ı kuracağım ben. Kısmetse olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.